Uzun yıllardan beridir yaşanan bu göç yolundan dolayı hem trafik hem e, tekne hem e, doğa şartlarından dolayı örneğin kar ve doğal nedenlerinden dolayı ölümler gerçekleşmektedir ve bunun e, maalesef Vanımızın bu, e, e, bu ölümlere anılması bu ölümlere anmasının bir, bir diğer nedeni de tabii ki e, tüccarların yani insan kaçakçıların bu noktada ee, çok e, zalimane insan insanın onur ve haysiyetine ait kırı davranışlarda e, bu suçu işlemeleri, tabii ki bu suçu işlemeleri suç suçun yanında bir de aynı zamanda onur ve haysiyete ait kırı da birlikte bu ölümler gerçekleşmektedir. Tabii ki bunun e, çözülebilmesinin e, yegane yolu öncelikle e, Orta Doğu'da bu savaşın bitmesi ve e, insan hak ve hürriyetlerine e, uygun bir e, iktidar anlayışının zihniyetinin bütün Ortadoğu ülkelerinde toplumlarında tekrardan gerçekleşmesi o e, doğal toplum dediğimiz ilk çağlardaki belki yakalanması zor ama doğal topluma tekrar dön dönebilmek ve e, Ortadoğu'daki bütün bu savaşların sonra ermesi öncelikle bu e, ölümlerin engellenmesi için önemli bir husustur. Tabii e, ülkeler maalesef bu sorunu çözebilmek için e, suni çözümlere gitmektedir. Bunlardan biri de işte duvar örülmesi ya da hendekler veya tel örgülerin yapılması bunların kalıcı çözüm olmadığını belirtiriz çünkü ya hendekler kazılarak altından veyahut merdiven dayanarak geçildiğini görebiliyoruz. Bunların çözüm olmadığı çünkü bunların yapılması halinde ülkelerinden göç etmek zorunda kalan o ülkenin vatandaşlarının ölümlerine terk edilmesi sonucunu doğurur. Bu da yaşam hakkının ihlal edilmesi, yaşam hakkının tehlikeye atılması anlamına gelir. Özellikle yaşadığımız bölge itibariyle çetin kış şartları geçirdiğimiz doğrudur. Ve bunun en yoğun şekilde yaşandığı yerler de e, sınırlardır. E, bu dönemde aslında sınırlarımız e, denetimden denetimin en az olduğu dönemlerdir. Ve bu nedenle insan kaçakçıları, e, göçmenler bu dönemi tercih edebiliyorlar ve aynı zamanda bunun e, en büyük tehlikesi donarak ölümler ve hut vahşi hayvanların saldırısı sonucu yaşamlarını yitirmeleri bölgemizde yoğun bir şekilde e, görülmektedir. Özel başkale çaldıran ilçelerinde daha önce yaşamış olan vahim olaylar. Burada da e, bu yılda yaşama ihtimali ve kalların ermesiyle birçok yaşamını yitiren göçmenle karşılaşma durumumuz bulunmaktadır. E, denetimin olmadığı göl üzerinden e, götürmeye çalışması e, ki 5 Ağustos 2020 tarihli Van Barusu Göç ve İltica Komisyonunun raporunda da biz açıkçası bunu ortaya koyduk. Yani burada bir denetimin olmadığını işaret ettik. Öyle ki 2021 yılında yaklaşık bir yıl sonra Van Gölü üzerinde sahil güvenlik birimi kuruldu. Buna ilişkin denetimler başladı. İdare kadar yargının da ihmali söz konusu zira cezasızlık politikası göçmen kaçakçılarına cesaret veriyor bir anlamda biz buna ilişkin bütün tespitlerimizi raporda yer vermiştik ne yazık ki henüz değişen bir şey yok hem siyasi alandaki politikada hem de kadın cinayetlerinde birçok adlandıracağımız bu alanlarda cezasızlık politikasının uygulandığını Hepimiz biliyoruz ve bu anlamda göçmen kaçakçılığı noktasında da uygulandığını aslında bunun e, <laughs> göçmen kaçakçılığı yapan insan ticareti yapan belli kesimler üzerinden e, çözüme ulaştırılması bununla ilgili yasal düzenlemelerin yapılması e, yeterli olmayacaktır. Çünkü e, bu daha büyük bir ağdır yani bu insan ticaretini gerçekleştiren ağın. Ta, e, Orta Doğu'nun en ücret noktasından Afganistan, Pakistan'dan başlayıp Avrupa'ya kadar ve Türkiye'nin de üzerinde bulunduğu bir hat üzerinden gerçekleştiğini e, biliyoruz. Ve e, bu <laughs> hat üzerine, uluslararası bir ağın e, çökertilebilmesi ve bunun önüne geçirebilmesi için devletlerin daha büyük e, çaba göstermesi ne kadar yereldeki e, bu ticareti, günlük yaşam hayatını e, tırnak içerisinde Belirtmek isterim ki geçindirmek için yapan insanlar üzerinden yapılsa bile büyük oranda o uluslararası ağın çökertilmemesi, onunla ilgili uluslararası bir mücadele verilmediği sürece yani yeniden göçmen kaçakçılığı yapacakları aşikardır.